Malumunuz salgın sebebiyle teravih namazını evde kılıyoruz. Namazı çabuk bitirmek için aralarda salatü selam okumuyoruz. Bazıları bunun doğru olmadığını söylediler. Sorun, her dört rekattan sonra salatü selam okunması gerekli midir? Bunun hükmü nedir diye sormuşlar. Evet. İbn-i Nücem Rahimullah Bahru'l-Raik isimli eserinde teravih namazını anlatırken niçin buna teravih denmiş? Bu konuya dair der ki, teravih, tervihanın çoğuludur, cemisidir. Terviha rahatlamak anlamında her dört rekatta bir dört rekat kılacak kadar istirahat etme anlamında. Bundan dolayı bu namazda, yani dört rekatlar birden fazla olduğu için çoğul olarak teravih isminin verildiğinden bahsedilir. Ki bizim esnafımız, geleneğimizde her dört rekatta bir mola verilme tabiri caizse, bir istirahat etme, o zaman zarfında da işte salatü selam okunur veya bazı yerlerde farklı şeyler de yapılabiliyor. Kasideler okunabiliyor. Bu teravih namazının sünneti olan bir şey değil. Öncelikle bunu vurgulayalım. Ama zararı olan bir şey de değildir. Yeter ki o söylenen şeyler meşru olan şey olsun ki salatü selam zaten artı insana sevap kazandıran bir işlemdir. Dolayısıyla bu namazda olan bir fiil değil, namazın sünneti olan bir işlem değil ama geleneksel olarak o her dört rekatta bir dinlenmek, yani mola verme zamanında insanların bu anda salatü selam getirerek bu zamanı geçirmesidir. Güzel bir şeydir. Peki ben bireysel olarak tek başıma kılıyorum. Yani istirahat etmeye de ihtiyaç duymuyorum. İlle istirahat etmek zorunda mıyım? Hayır, değil. Kişi onu devam ettirebilir. Veyahut da istirahat ediyorsunuz, salatü selam okumak zorundayım. Hayır, değil. Su da içebilirsiniz. Gidip o anda işte çoluk çocuğunuzla da meşgul olabilirsiniz. Yani peş peş olacak diye bir şey de yoktur. Ki özellikle ev ortamında bunu kılıyorsanız, ki günümüz şartlarında maalesef öyle oldu artık. Yani bu Ramazan-ı Şerif'i bu şekilde geçiriyoruz ki Rabbim tez zamanda eski hale ulaşabilmeyi de cümlemize nasip etsin. Amin inşallah. Dolayısıyla okuyup okumaması, salatü selam getirip getirmemesi namazla alakalı, namaza ilişkin bir mesele değildir. Namaza zarar verecek. Namaza zarar veren, namazın sünnetine halel getiren bir durum değildir. Yapar veya yapmaz, istirahat eder veya etmez, kendi bileceği bir işlemdir.